Gel canım. Güzelim. Sev sev. Babası doya doya sevemedi tabii. Enge yapma ne olur. Kızın bu zamanlarını göremeyecek babası. Hatırlamayacak ileride. İlk gülüşünü, akucuklarını. Ne yazık bebek kokusunu da koklayamayacak. Garibim ne yapıyordur şimdi hapishane köşelerinde? Kahroluyordur, kahroluyordur. Bu kız ileride babamla niye benim hiç bebeklik resmim yok dediği zaman biz ne diyeceğiz buna? Hı? O zamanlar hapisteydi yavrum mu diyeceğiz? Neyse boşa konuşuyorum zaten. Kerim asla abini kurtarmana izin vermeyecek. Çocuğu sevdirmiyordu bile. Şimdi hemen ona bıraktı, görüyor musunuz? Duygu sömürüsü yapıyor. Ay ben bunu anlamıyor değilim. Yani hepimiz çelişki içindeyiz ama... yani kızın doğru düz düşünmesi için vakit bile tanımıyor. Bu kadar baskı altında nasıl doğru karar versin ki abla? Görmüyor musun, kafası karmakarışık. Bu sefer çok fena sıkıştırdı bizi Yaşar Anlar. Yani zamanımız kısıtlı olmasa ben canını okuyacağım onların. Ne yapacaksın abi? Ben şimdiden bir şey söylemek istemiyorum. Yani bakarsın şansım yaver gitmez. Yani bu çok az bir ihtimal ama... yani düşündüğüm sonucu elde edemezsem Fatma Gül'ü hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Ama düşündüğüm şey gerçekleşirse mahvedeceğim onları. Ama bu arada Fatma Gül'ün yanlış bir karar vermesini engellememiz lazım. Mukaddes ketenci. Hadi bakalım. Efendim. Münir Bey. Fatma Gül'e bir teklif yapmışsınız. Evet yaptık. Yarına kadar demişsiniz ama. Onun keyfini bekleyecek halimiz yok. Yarın saat 2'ye kadar karar vermesi lazım. Biraz daha süre verin ne olur. Ne o nazlanıyor mu? Bak ona söyle zararlı çıkar. İkna edeceğim ben onu. Merak etmeyin siz. İster et ister etme senin bileceğin iş. Bir tek Fatma Gül olsa kolay. Öbürküleri biliyorsunuz her kafadan bir ses çıkıyor. Ha, rahat bırakmıyorlar ki bastırayım ben de. Orada ne olup bitiyor beni ilgilendirmiyor tamam mı? Teklifimi yaptım, söyleyeceğimi söyledim. İster kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Sizin bileceğiniz iş. Ya ikna edeceğim. İkna olacak. Vallahi. Yeter ki biraz süre ver, ne olur. Pazarlık yok. Yeni bir teklif yok. Fatma Gül davadan vazgeçti, geçti. Geçmezse kocanı bir daha aylarca göremezsin. Belki yıllarca göremezsin hakimin kararıyla. Hocam dayanamaz o kadar. Onun ne günahı var Allah aşkına? Bir çay içer miyiz? Şşt, aman canım benim. Şşt, şşt, tamam dur geliyorum ama. Çok acıkmış. Yengem nerede? Odasında. Bana mama hazırlayacağım dedi. Yapmış burada soğumaya bırakmış. Bakayım. Yok, ılık bu. Allah Allah, ne yapıyor ki orada? Dur ben bir gidip sorayım bakayım, ben yedireyim mi diye. Fatma Gül, dur. Atlar tepişir, otlar ezilir tabii. Kabak da benim kocama patladı. Sen ne diyorsun? Senin kocan adam öldürmeye kalktı. Yapma Münir Bey, Allah aşkına. Ne olduğunu siz daha...
yapıyorsun sen? Hiç. Ne yapıyorsun yine? Ver bakayım şu telefonu. Ver. Alo. Alo. Ya yeter ya, yeter! Ne oluyor ya? Ne oldu? Kerime yakalandı galiba. Cıngar çıktı orada şimdi. Ya sen nasıl bir insansın? Bağırma annemi. Canım. Ya sen nasıl bir insansın ya? Ya, ya laf da kâr etmiyor sana. Sen adamla hala nasıl konuşursun? Niye konuşmayacağım be? Ha? Bunun yüzünden affedilmiş kocam. Niye konuşmayacağım? Bana bak kadın. İstediğin kadar arkamızdan iş çevir. İstediğin kadar sırtımızdan vur. Fatma Gül'e daha fazla kötülük yapmana izin vermeyeceğim. Yeter. Kim kime kötülük yapıyor be? Ha? Kim kime? Kesesin elinden bir kaza çıkacak. Ya Kerim sakin ol. Tamam yeter. Aa. Abi ya utanmadan açmış aptal aptal konuşuyor onlarla. Sensin aptal be. Sensin. Konuşma. Yapmayın onu. Gel şöyle. Gel. Ya bir kere de haddini bilsin ya. Tamam, bir kere de bir şey karışmasın. Karışmayacağım da ne olacak ha? Kocam hapislerde mi sürünür? Çocukların boynuma bükülsün. Ne oldu? Ya utanmadan telefon açmış onlarla pazarlık yapıyorsun bir de. Ya, tamam yürü hadi Kerim. Bak Mukaddes Hanım, çocukları korkutuyorsun. Çok düşünüyorsunuz siz çocukları değil mi? Kendinizden başkasını düşünmüyorsunuz. Herkes kendi havasında. Ver o çocuğu. Gel sen de buraya. Abi bu kadın sonunda hepimiz delirtecek. Gel, gel otur şöyle, gel. Otur ya. Ortalık karıştı şimdi, kaynıyor. Bize bir faydası olmadıktan sonra istedikleri kadar didişsinler. Neye yarar? Kerim bozuyor işi, Kerim. Fatma Gül'e izin vermeyecek bak. Ya neden bu kadar karamsarsınız ya? Fatma Gül'ü can alıcı noktasından yakaladık. Hayatta bir tanecik abisi var. O da yarım akıllı. Korunmaya muhtaç bir adam. Hatta adam değil, bazen çocuk. Onu kurtarmak isteyecektir. Daha pazarlığı duyduğu anda psikolojisi değişti. Yüzünden anladım. Mukaddes de bastırıyor. Ondan da eminiz. Yola gelecek diyorsun yani. Gelecek. Tıpış tıpış yola gelecek. Keşke ben de senin kadar rahat olabilsem. Ol işte ol. Rahat ol. Göreceksin bak. Erdoğan Rahmi'den davacı olmayacak. Fatma Gül'e davadan vazgeçecek. O kız yarın saat 2'de oraya gelecek. Davadan vazgeçecek, biz de rahat bir nefes alacağız. Göreceksiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.